arkadaşlar, bugün sizlere daha hızlı gitar çalmanın sırlarını açıklayacağım. Takipte kalın. Kaybetmek kadar kolay hislerime uzatsam tutar. Evet arkadaşlar, daha hızlı gitar çalmanın belli bir gamda kendinizi hızlandırmanın sırrını açıklıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 1, 2, tamam. Söylüyorum. Yavaş çalışmak. Evet arkadaşlar, kas hafızası ne kadar yavaş çalışırsanız bunu o kadar çabuk özümsüyor ve otomatik hale getiriyor. Dolayısıyla metronomlu bir şekilde, biliyorsunuz müziğin temellerinden biri metronom. Metronomlu ve yavaş ve düzenli olarak çalıştığınızda hızınız otomatikman artacak. Şimdi telefonuma bir metronom programı indirdim. Siz de App Store'dan falan indirebilirsiniz şöyle. Herhangi bir metronom olur. Benimki neymiş? Pro metronom diye bir şey. Şöyle bir şey. Şurada hız ayarı falan da var. Şöyle tekerlekli hızını değiştirebiliyorsun. Evet, şimdi size bu introda çaldığım egzersizi göstereceğim tek telden. Tabları da ekrana koyacağım. Şimdi yavaşça önce bir çalalım. Yerlerini ezberleyelim. Burada 19'a geldikten sonra 20'den itibaren geri dönüyoruz. Tamam. Şimdi metronomu açtım. 70 BPM. Son 2 3 Şurada 20'den dönecektim. Fazla gittim biraz. Tamam. Bu arada alternate picking. Beni aşağı yukarı. Geri döndüm. Tamam. Şimdi 70 BPM'de temiz bir şekilde çalabildim. Siz de kendinize göre bakın, hani temiz çalabiliyor musunuz? Eğer tertemiz, güzel bir şekilde çaldıysanız 5'er 10'er şekilde metronomunuzu arttırın. Mesela şimdi 80 yapalım. Bu arada arada söyledim, pene aşağı yukarı, alternate picking, sürekli aşağı yukarı. Şimdi 80'i aldım. Tamam, bu da temizdi. Şimdi 90'ı alalım. Böyle böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Hadi bir de şimdi 100'e alalım. 10 BPM daha arttırıyorum. 2, 3, 4.
çalışırken eliniz falan şişer, yorulursa bir spordaki gibi, hani set araları gibi bir dakika dinlenin, sonra devam edin. Baktınız çok yoruldunuz, elin böyle kaslar çok gerildi, şişti. 2-3 dakika ara verin, 5 dakika ara verin, sonra yine devam. Şimdi 110'a getiriyorum. Ya da 120'ye getireyim ya, bakayım ne olacak. Dur, hop. Dur lan. 2, 3, 4. Hop. Bak, küçük hatalar var. Benim için fazla. Bak, şimdi yavaşlatıyorum. 110 alayım. Ufak tefek hatalar oldu. Bunları giderene kadar aynı metronomda kalın, atlamayın. 110'a devam. Şurada ufak bir hata oldu. Buradaki amacımız o metronomda en temiz şekilde çalabilmek. Yani temiz şekilde çalabiliyorsan hop biraz daha arttır hızını. 115 deneyim. Yapalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kas hafızası ne kadar yavaş çalışırsanız o kadar çabuk hareketleri kavrıyor ve kendini geliştiriyor. Dolayısıyla yavaş çalışın, metronomla çalışın. Metronomla çalışmak çok önemli. Evet, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Notification bell'e de tıklayın arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.